Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Kırım'daki krizin çözülmesi konusunda işaretin gelmemesi halinde çok ciddi adımlar atacaklarını söyledi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Rusya'nın üyelik sürecine ilişkin faaliyetlerin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Fed Başkanı Yellen'ın yardımcılığı için aday gösterilen Stanley Fischer, Fed'in tahvil programının azaltımında piyasa tepkisini dikkate alması gerektiğini söyledi. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 315 bin oldu, beklenti 330 bindi. İşsizlik başvuruları böylece Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Amerika'da perakende satışlarsa Şubat'ta %0.3 ile beklentinin üzerinde arttı, beklenti %0.2 artıştı. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin hala %25 seviyesinde olduğunu belirterek bunun ileriki dönemde %15-20 seviyesine gerileyebileceğini söyledi. Aydın bununla birlikte kredilerin, beklentilerin ve hedefin üzerinde büyüyebileceğini kaydetti. Yabancılar geçtiğimiz hafta 415.1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 957 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Çin'de hükümetin %7,5'luk büyüme hedefine ulaşması giderek güçleşirken sanayi üretimi 2 ayda %8.6 ile 2009'dan bu yana en zayıf artışı gösterdi. Perakende satışlar %11.8 artışla 10 yılın en düşük düzeyine inerken sabit sermaye yatırımlarındaki artış %17.9 ile 13 yılın dip düzeyini gördü. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Piyasalar akşam saatlerinde hareketlendi. Özellikle Amerika cephesi borsalarda sert bir satış var. Gündem maddesi bir anda Kırım, bir anda Çin. İlk gündem maddemiz de yurt dışındaki Kırım ve Çin endişesi olacak. Bu iki gelişme acaba bir risk konusunda fazla risk almamaya mı dönüşecek önümüzdeki dönemde, onu merak ediyoruz, onu konuşacağız. Dolar TL'de tansiyon yükselir mi, bu iki başlık nedeniyle bizde de içeride de kurda yeniden yukarı yönlü bir hareket görülür mü, onu merak ediyoruz. Tahvil faizi ve kredilerdeki büyüme, Hüseyin Aydın'ın mesajlarını da bu akşam ele almayı planlıyoruz efendim. Borsa İstanbul'da hafif yükseliş vardı bugün, çok ufak da olsa pozitif kapatmayı başardı. Yarın ne olacak, seçim sürecine kadar Borsa İstanbul ne yapacak? Onu da bu akşam konuşacağız ve seçim sürecinde piyasalar diyeceğiz artık. Günler kaldı, yavaş yavaş Türkiye seçim atmosferine iyice girdi. Kimle konuşacağız bu akşam? Konuklarımız kimler olacak? Mert Yılmaz, Tacirler Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü, aynı zamanda Deniz Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Derici de bizlerle olacak efendim. Az sonra diyelim. Amerikan borsalarında son durum nasıl ve kapanış seviyeleri nasıl? Amerika'da borsalar kapandı. Bakalım o sert satış nasıl ortaya çıktı. Dow Jones'ta satış 230 puan. 16.109 seviyesi, %1.41 ekside. S&P 500'de 1846'ya kadar gelmiş durumda, %1.17 ekside. Nasdaq'ta %1.5'a yakın bir düşüş var. 4260'a kadar düştü. Dow Jones'un gün içerisi grafiğine bakalım. Açılışla beraber aşağı doğru gelen bir endeks var. Gün içerisi gördüğümüz en düşük seviyeye çok yakın kapattık. 16.108, 231 puanlık bir geri çekilme var Amerika'da. Euro dolar paritesine göz atalım. Euro dolarda şu an 1.3864'ü görüyorum. Dolar TL 2.2327'de, Euro TL 3.0984'te. Altın yükseliyor, 1.372 dolara kadar geldi ki birazdan Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizini de göstereceğiz gün içi grafikte. Amerikan ham petrolü ise 98.2 dolarda. Hafif de olsa bir yukarı hareket var. Amerikan tahvil faizi ciddi şekilde geriledi. Bu gün içerisi grafik, gün içerisinde 2.75'i gördük. Ardından sert bir şekilde aşağı çekildi. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 2.64'e geldi. Bu da piyasadaki risk algısına ilişkin bize bir mesaj veriyor mu diye konuşacağız bu akşam. Amerikan borsalarında hem Kırım hem Çin endişesi var. Ayrıntılar New York temsilcimiz Melike Ayan'da. Bu haftalık işsizlik maaşı başvuruları halbuki çok iyi geldi. Çok düşük geldi ama perakende satışlar verisi de nispeten iyiydi. Ama bu iki mesele Amerika'yı biraz endişelendirmiş gibi görünüyor, değil mi Melike?
Kesinlikle Barış, sen çok güzel söyledin. Özellikle Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Avrupa ve ABD'den çok ciddi adımlar atılabilir, gelebilir Kırım konusunda demesi. Bugün özellikle bu Ukrayna ve Rusya arasındaki resolution'la, yani bu çözüm aramaları arasında bu yorum tabii ki endişe yarattı. Baktığımızda sen de söyledin. Perakende satış beklenenden iyi geldi. Baktığımızda %0.3'lük bir artış var. Önceki dönem -0.04 idi. -0.06'ya çıktı. Daha doğrusu daha da düştü. Ama yine de %0.2 değil, %0.3 geldi. Paralel beklentileri biraz üstünde. İşsizlik sigortası başvuruları ise 3 ayın en altında ve 3 haftadır da üst üste düşüyor. Bu da güzel aslında bir işaret. Ama senin de dediğin gibi bir, global endişeler Çin ekonomisinin etrafında. İki, Kırım endişesi, jeopolitik o kriz ve tansiyon hala devam ediyor. Amerikan ekonomisiyle ilgili iyi gelen sinyal, iyi sinyaller veren verilere rağmen. Bir yandan da bugüne belki renk veren veya şekil veren, doğrultusunu belirleyen başka iki olay daha var. Birincisi Fisher'ın konuşmasıydı. Ama ona gelmeden önce ben S&P'nin, S&P 500'ün 2014'teki bütün o yıllık kazancını geri verdiğini söylemeliyim ki rekor seviyesinden 4 puan biraz daha yukarı çıkmışken tam verdi. Bu da ilginçtir. 1.2 %1.2 kadar bugün düştüğünü görüyoruz. İşte hem emtiaların üzerindeki baskı bakırdan kaynaklanan, hem bu dışarıdan gelen baskılar S&P'nin de üstünde gösteriyor bize etkisini. Bugün Fisher konuştu ve şimdi biliyorsun haftaya Janet Yellen konuşacak ve ilk konuşmasını yapacak. Chairwoman dediğimiz yönetim kurulu başkanı olarak, ilk defa başkan olarak ve kendisi bu optimal kontrol dediğimiz bir modelini ortaya atacak ki zaten bunu biliyoruz. Nedir? Düşük enflasyonu vurgulayan ve belki de istihdamı o kadar ortaya çıkarmayan, Bill Gross'un da dediği gibi ve özellikle quality dediğimiz yani nitelik, evet, içeriği olan verilere odaklanacak. Fisher de bugün konuştuğu zaman özellikle Elizabeth Warren, bir senatör kendisi, demokratik bir senatör, ama diyor ki hazinenin başkanlarına baktığımız zaman dördünün üçü Citigroup'ta çalışıyor. Sen de Citigroup'ta çalıştın 2002-2006 aralarında ve danışmanlık yaptın. Yani yönetim kurulunda hem de çok üst düzey bir yetkili olarak çalıştın diyor. Bu benim hoşuma gitmiyor, hükümetle olan bağları yüzünden. Özel sektör, hükümet ve şimdi de Fed başında. Fisher'ın ise cevabı, ben kendim için en azından bunu bir problem olarak görmüyorum. İlk benden öncekilerde olmuş olsa da önemli olan problem veya konu, piyasalar niçin şu yöne veya bu yöne gidiyor, neden, evet, böyle davranıyorlar, bunu çözebildiniz mi, çözebildik mi diyor. Ve aynı zamanda kendisi şunu söylüyor, piyasaları çok rahatlattı bu sözü. Fed ekonomiyi rahatlatmak için elinden geleni yapacaktır. Tahvil alımını yavaşlatsa bile, Ekim'de yavaşlatma planlarından vazgeçmeyeceğini böylece belirtti. Ama bir stratejinin söylediği gibi bu piyasalarda özellikle konuştuktan sonra belli bir çizgisini buldurttu. Faiz oranları da özellikle Merkez Bankası enflasyon ve büyüme arasındaki o bir çelişki var. Bu yatıştığı ve hedefimize ulaştığı zaman diyor, evet, o zaman işte faiz oranlarını artıracağız. İşte Fisher'ın konuşmalarıyla birlikte biz piyasanın belki daha da kırmızılara düşecekti, daha sert satışlar olacaktı, o satışlar yaşamadığını gördük diyorum ve söz tekrar sana veriyorum. Melike, çok teşekkürler, ağzına sağlık bu özet için. Yeniden stüdyoya döndük New York temsilcimizden. Amerika'da çok ciddi bir satış var, bunu da programın girişiyle beraber yorumlayacağız. İki tane değerli konuğum var dedim, hem Mert Yılmaz bu akşam bizlerle, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere katıldı bu akşam, Özlem Derici de bu akşam bizlerle. Özlem, konuğumuz bu akşam bizim misafirimiz Mert Yılmaz. Senin de iznini alarak bir hanımefendi olarak Mert Yılmaz'la başlayayım. Hoş geldin Mert Yılmaz. Hoş bulduk. Şimdi Amerikan borsalarında ciddi bir satış var. Endişe Kırım ve Çin'den gelen kötü veriler. Ne diyeceksin ya, bu Amerika'daki bu sert satış bizim piyasalarımıza, bizim borsamıza da olumsuz yansır mı? Şimdi bu konu aslında bir süredir konuştuğumuz bir konu. Özellikle bu Rusya-Ukrayna arasındaki konu. Oradaki piyasaların bütün beklentisi eninde sonunda bu iş bir diplomatik çözümle hallolacak. Yani zaman zaman
iki cephe arasında sertleşme, restleşme olsa da bir inşallah savaşa mahal verilmeksizin, bir o ortam oluşmaksızın çözeceği beklenti sakin. Piyasalar aslında çok da bir savaş senaryosunu fiyatlamıyor bence. Yani bu ama bir savaş fiyatlaması değil. Bence değil. Bir yaptırım korkusu mu var acaba? Ya tabii, yaptırım gelebilir korkusu mu fiyatlanıyor? Ya yaptı. Şimdi herkes bir kartı açıyor. İşte Amerika bir yaptırım uygulayabileceğini dile getiriyor. Karşılığında Rusya'nın ne söyleyeceği ya da ne yapacağı belli. Bu zaman zaman restleşmeler neden olacak ve piyasada bir volatiliteye de neden olacak. Biz son birkaç gündür iyi tutuyorduk, iyi duruyorduk. Hı hı. Ama tabii bu gerginlik, işte hafta sonuna geliyoruz. Artık bizim kendi gelmiş olduğumuz ortam itibariyle de yatırımcının çok da fazla hafta sonu riskini almak istemediği dönemlerin içindeyiz. Hı hı. Yarınki açılış, en azından kapanışlar bu seviyelerde gerçekleşirse, evet, yurt dışında çok iyi bir kapanış olmayacak gibi gözüküyor. Zaten teknik olarak da 64.200 önemli bir yerde direnç olarak. Hı hı. Oralar test edildi. Oradan da gelen bir satış baskısı var. Yarın sabah başladığımızda hem yurt dışındaki haberlere, hem yurt dışındaki fiyatlamalara, içeriki dolar kotasyonuna bakıp bir endeks tahmini yapmaya çalışacağız. Ama hani fotoğrafı şu anda çekip bir öngörüde bulmak gerekirse çok iyi bir açılış olacakmış gibi gözükmüyor. Peki yarın için kısa vade için, çok kısa vade için yorumu aldık. Bu arada izleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Programın girişin itibariyle @bloomberg.at adresinden, Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Bu akşam itibariyle küresel piyasalara bloomberg.com'da yine bizlere ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz, Twitter'dan @bloomberg.at'den sorularınızı bekliyoruz, zaten gelmeye başlamış. Özlem, sen ne diyorsun bu işe? Yani Amerika'da hep şu korkulan, acaba bir kar satışı gelir mi gelmez mi derken bir tane bahane buldular işte. Hı hı. Kırım, hafta sonu referandum var ve hı, Çin'den gelen kötü veriler. Onu da konuşacağız. Ne diyorsun bu enteresan? Yani bir de Amerika'nın 10 yıllıklarındaki hareket de çok ciddi. Bugün evet oldukça önemli, çok bir geri çekilme yaşadı. Evet. Ki şeye rağmen güçlü işte veri evet, akışına. Evet, güçlü tarım dışı düzeltiyorum. Haftalık işsizlik maaşı başlıyor. Başlıyorsun rağmen. Perakende satışlara rağmen. Bugün tabii yapılan açıklamalar önemli oldu. Yani yarın ve öbür gün muhtemelen 2 gün sürmesi bekleniyor. Bakanlar, Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Rusya'nın ve Amerika'nın Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Ve şöyle bir tehdit var. Yani bu pazar bu şey yapılırsa, referandum yapılırsa pazartesi günü biz geliyoruz önlemlerle. Evet, savaş var, bir senaryo fiyatlanmıyor. O konuşulmuyor da zaten. Ama ekonomik bir savaş başlatılması tehdidi var. Bundan yani kasıtla yaptırım korkusu var. Çatışma değil ama, evet, savaş değil ama ekonomik anlamda bir çatışma. Ekonomik anlamda aynen bu konuşuluyor. Zaten açıklamanın kendisi de tam hani kelime kelime değilse bile şunu söylüyor. Ekonomik olarak çok ciddi zarara uğratacak adımlar atacağız biz. Eğer ki bu referandum gerçekleşirse diyor. Gerçekleşecek ilk adımda, gibi. İlk adımda şey, seyahat engeli konması, herhalde vizeler aracılığıyla yapacaklar. Bir o. İkincisi de varlıklarının, Rusların Amerika'daki ve Avrupa'daki varlıklarının dondurulması konuşulan. Bu çok ciddi bir. Aynen, oldukça ciddi tehditler. Yani bunu biz şeyde görüyoruz dışında, böyle çok enteresan. Amerika'nın işte o terörü destekleyen ülkeler listesi diye söylediği ülkelerin liderlerine yapıyor bunu. Yapılıyor. Aynen varlıklarını öyle. Donduru aynen veriyor birden. Ama şöyle bir şey var. Pardon, affeder, sözü yok. Zaten o programın yabancısı değilim zaten. Tabii, yani istediğin gibi kesebilirsin. Özlem alışık zaten. Özlem alışık. Ya şöyle bir şey var. Zaten ama yine de tabii bir izin alırsan daha kibar olur yani. Ben konuşabilir miyim acaba? Bilirsiniz mi? Ya şu referandumun yapılmaması gibi bir ihtimal şu anda zaten yok gibi gözüküyor. Tabii, o referandum evet, yapılacak. Hani zaten pazartesi o kadar ciddiye alıp evet, aynen öyle. Yani bir kravat takmışız ama kravat takış amacımız başka. Sözü kesiyorsun ya, onu bilmiyorum. Ben hayatımda, yok, rica ederim. Hayatımda kravatı bir saygı sembolü olarak takmadım. Bugünkü takış amacım tamamen bir saygı şimdi, işareti. Evet, onu da konuşamayız. Sırrı Kara Aslan Bey demiş ki Mert Bey kravat takmış, borsa artık düzelmeye başlar diyor. O kravat hikayesini konuşacağız bu akşam programın ilerleyen dakikalarında ama Özlem sözünü kestim. Tamam, çok özür diliyorum ben onun adına. Lütfen tamamlamanı rica ediyorum senden. Teşekkür ederim Barış, sağ olun. Ekleyeceğim şey bir, bu ilk adımlar, yani bu önlemler, ilk açıklananlar. Şöyle bir şey var, hep deniyor işte Rusya çok kuvvetli çünkü gaz akışı oradan sağlanıyor vesaire filan gibi ama şöyle birazcık rakamlara baktığımız zaman toplam Avrupa'nın, Rusya Avrupa'nın dış ticaretinin sadece %1-2'si gibi bir miktarını oluştururken Avrupa Rusya'nın çok büyük kısmı %10'un üzerinde dış ticaretinin, dış ticaret hacminin gayri safi yurt içi hasıla oran olarak
oluşturuyor. Yani kim, Rusya kim ekonomisi bu, açısından kim bundan olumsuz etkilenir? Rusya daha Rusya. Çok etkilenir. Evet. Hmm. Yani o yüzden hani evet muhtemelen karşılıklı restleşmeye gidecek bu. Hmm. Eğer ki söz konusu olursa gaz tedariğinde belki sorunlar olacak. Avrupa büyümesini tehdit eder nitelikte olacak. Belki fiyatlamalar o anlamda daha da derinleşecek, negatife doğru gidecek. Hmm. Ama şey önemli, yani bu şekilde bir tehditle çıkılıyor olması önemli. Tabii diyorsun. Önemli. Piyasalar bunu izleyecek. O yüzden bu kadar agresif. Şimdi yani. Biraz izleyicilere döneyim ben. Bu akşam izleyicilerimize de yine söz vereceğiz. @bloomberg.at adresinden bizlere mesajlarını gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bir izleyicimiz diyor ki Mert Bey'e bayılıyoruz demiş. İyi akşamlar demiş. Mert Bey'in yorumlarını çok seviyoruz diyor. Bu piyasadaki nakit sıkıntısı mı var diyor. Serhat Günoğlu Bey sormuş. Altını sormuş Ünal Bey. Bir başka izleyicimiz altın nereye doğru gider diyor. Oktay Bey ki altın yükseliyor bu gerginlik nedeniyle besleniyor. Dünya borsaları yangın yeriyken bizde nasıl oluyor da pozitif Borsa İstanbul diyor. Erkan Bey sormuş yurt içi gerginlikler, yurt dışı riskler, bölgemizin gerilimleri, yüksek faiz gibi bu durumlara rağmen Borsa İstanbul nasıl yükseliyor? Yani bu kadar çok riske rağmen nasıl yükseliyor? Mert Yılmaz'a hemen soracağım. Euro dolar paritesini sormuş Faik Bey. Ferit Akçay Bey Mert Yılmaz'a güzel dileklerini göndermiş. Teşekkür ediyorum. İleteceğiz efendim. Euro doları soruyor yine. Dolphin FX Trader diye böyle ilginç rumuzu var izleyicimizin. Bu piyasadaki para durumu ne olacak diyen izleyicimiz var. Nevzat Çırak Bey diyor ki Mert Bey kravat takmışsınız. Papyonlu da görecek miyiz diyor. Onu efendim bir program yapacağız inşallah. Otoru sana bana. Papyonlu bir. Onu da yapacağız. Evet, o hazırlıklar devam ediyor demiş. Kırım'da uzlaşma sağlanıp bu referandumun ertelenme ihtimali var mıdır? Olursa piyasa nasıl etkilenir? Tabii ki olumlu etkilenir. Ve diyor ki izleyicimiz bir tanesi de eğer diyor hafta sonu Mert Yılmaz Kırım'da referandum yapıldı. Evet çıktı. Zaten öyle bekleniyor. %60'ı Rus bölgenin. Ve mecliste biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz kararını aldı bölgesel meclisi. Evet. Diyelim ki evet çıktı hafta sonu. Biz Rusya'ya bağlan, referandum yap. Pazartesi günü ne olur piyasalar? Şimdi işin anlattığın senaryosu zaten bilinen ve artık fiyatlanmaya başlanan senaryo. Yani bizde hiç fiyatlanmıyor. Ya fiyatlanmıyor dedin, biraz nereden nereye kadar geldin ki fiyatlanmıyor? Yani baktığında hani... Fiyatlanıyor mu? Çok düşmüş piyasa var. Şimdi hani o piyasanın tepkisi diyeceğim. Kullanırken bir tanımlama kullanacağım sonra sıkıntı olacak susayım. Nasıl? Hayvanla özdeşleştirmeden anlatalım derdimizi. He. Ölü kedi sıçraması mı diyeceksin gene? Murat Sağman'la sen diyorsun onu. Ben öyle bir şey demiyorum da. Evet. Yani ona da kızan izleyicilerimiz var yani. Evet, yani dolayısıyla bu bir benzetme yani altını çizelim. Ölü kedi sıçraması. Evet, yani. Bir deyim. Evet. Dead cat bones. Değil mi? Ya bunun kedilerle hiçbir alakası yok. Onu söyleyelim. Dolayısıyla buyurun. Yani piyasanın öyle gösterdiği tepkiyi çok iyi bir iyimserlik havası oluştu burada gibi algılamak çok doğru değil bence. Evet. Bizim kendi içimizdeki bu siyasi tansiyon işte seçimlere yaklaşılıyor olması tabii bunlar önemli riskler. Bu bize yetmiyormuş gibi de işte Rusya mevzusu çıktı. Ama önümüzdeki hafta hep böyle oluyor. Şubat bitti, Mart sıkıntılı ay dedik. Bu hafta bitiyor, önümüzdeki hafta sıkıntılı dedik. Valla bu ay böyle sıkıntılarla... Valla böyle gider diyorsun. Aynen öyle. Bu gündemde devam edecek gibi gözüküyor. Yani senin... şunu merak ediyorum. Pazar günü evet çıktı diyorum. Tamam mı referandumda? Ya adamlar diyor ki biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz. Ya Barış'cığım zaten o referandum yapılacak ve o referandumlar evet çıkacak zaten. Hmm. Ha, bu da pazartesi günü olumlu mu olumsuz mu etkiler bu piyasayı diyorum. Sen zaten bu konuşuluyor diyorsun ama. O noktadan sonra Amerika'nın ve Avrupa'nın atacağı adım ve oradaki söylemler piyasanın yönünü belirler orada. Ama yani şimdi bugün bu açıklamayı yapan adamın da pazar akşamı herhalde Rusya bir zeytin dalı uzatmasını beklemek de yani çok gerçekçi değil. Yani önümüzdeki gün o Dışişleri Bakanlarının toplantısından muhtemelen resmi görüyor oluruz. Netleşti. Yani o resleşmeyi herhalde görüyor oluruz. Peki bir telefon hattına gidelim. Nuri Sevgen piyasanın önemli uzmanlarından bir tanesi vadeli işlemler piyasasının Gedik Yatırım Vadeli İşlemler Müdürü aynı zamanda. İyi akşamlar, iyi geceler Nuri Sevgen. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Sen nasıl yorumlayacaksın? Yani bugün Amerika'da sert bir satış var. Yarın bugünkü satışın Amerika'daki bizim piyasamıza yansıması ve tabii Kırım meselesi önümüzde duruyor, yaklaşıyor. Ne dersin? Tarihe girmeden anlatayım değil mi? Tabii yani Kırım'ın tarihine girmeden alırsak Bolşeviklere falan gitmeden lütfen. Şimdi zaten Kırım meselesi önemli bir konu. Bunu bir süredir zaten değiniyorduk. Bütün piyasalar bunu zaten yeni yeni fark etmeye başladılar. Buradan çıkacak olan karar zaten şimdiden belli.
parlamento kararı verdiği gün bayrağını astı Rus Federasyonu'nun. Yani zaten çıkacak karar da çoğunluk itibariyle Rusların orada yaşaması itibariyle önemli. Yalnız bunun arkası gelecek diye korku var aslında. Çünkü Ukrayna'da özellikle bazı bölgeler var ve özellikle doğu tarafında, yani Rusya sınırındaki işte özellikle Donetsk gibi, ki burası sanayi açısından Ukrayna'nın önemli yerlerinden biridir. Bu bölgelerin önümüzdeki dönemde bağımsızlık ilerinde beklentileri ortaya çıkacak. Burada önemli sorun şu, NATO gücüyle burada çok ciddi şekilde bir Rusya'ya karşı bir tepki var. NATO üyesi ülkeler olarak bir Balkanlar'da Bulgaristan, Romanya var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti orada bölgede en büyük sınırı olan ve evet, yakınlık olarak önemli bir ülke. Ve daha da önemlisi... Jeopolitik yorumu da aldık bu arada. Tabii, çünkü oraya girecek olan doğal olarak bizi etkilemesi açısından bakıyorum. Evet. Girecek olan NATO askerleri doğal olarak Boğazlar'dan ve Motro-Boğazlar Sözleşmesi'ni meşederek girmek zorunda kalacaklar. O bir sıkıntı. Türkiye'yi etkiliyor o yüzden de. Yani kurlarda ve diğer psikolojik etkilerini görmek lazım. Ama tabii dışarıda da bunun etkileri var. Çünkü dışarıda Ruslara özellikle finansal yaptırım yapılması yönünde bazı beklentiler var. Çünkü karar sonrasında biliyorsunuz Rusya'nın en büyük gelir kaynağı doğalgaz ve petrol satışından kaynaklanıyor. Evet. Ve petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde düşüş beklentisi vardı ki belki gündemde kaçtı aradan, ama Amerika stratejik rezervlerini açabileceğine dair açıklamalar yapıyor. $106 altına gelirse petrol fiyatlarında çok sert düşüşler ve Rus ekonomisinde ciddi vurmalar söz konusu olabilir. Tabii burada bir de bizim avantajımıza bir şey var. Belki pek tartışılmıyor ama bu bölgede kaçacak olan para Amerikan tahvilleri dışında Türkiye'ye de girebilir beklentisi var. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani kısa süreli biz iç siyasette biraz dış jeopolitik durumdan biraz etkileniyoruz ama yani Rusya'dan girecek olan para da bir miktar belki girebilirse eğer. Girebilir. Miktar bizi de rahatlatabilir diye düşünüyorum ama tabii iç politik gelişmeler burada ne kadar etkili olur, önümüzdeki dönem ne kadar rahatlamasalar, o da ayrı bir konu. Peki, yani Rusya'dan girecek para da Türkiye'deki iç siyasi gerilimlere bakacak diyorsun, öyle anlıyorum. Çünkü önümüzde flu bir perde var, önümüzü görmemiz lazım. Hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Nuri, şunu sorabilir miyim çok kısaca? Şimdi Viyop'ta işte açık pozisyon sayısı vesaire çok soru var bu dönemde. Oradaki teknik görünümü de bir şey işaret ediyor mu? Veya teknik açıdan da bir yorum rica edelim senden kısaca lütfen. Yani şimdi teknik olarak baktığımız zaman vade işlemler borsalarında açık pozisyon sayısının artması demek. Yani 330 bin, 320 bin civarına çıktı galiba şu anda en yakın vade, ki rekor bu. 330 bin ise eğer tam rakamı hatırlamıyorum, 330 bin tane uzun, 330 bin tane de kısa pozisyon var demektir. Yani buradan bir sonuç çıkarmak teknik olarak mümkün değil. Sadece uzun ve kısa pozisyonların bloklaştığı yerlere bakılarak belki bir yorum çıkarılabilir. Ancak şöyle bir şey var. Geçmişte bu iki kere oldu yükseliş, böyle ani yükselişler. Burada önemli kırılmalara sebep oldu. Yani bu yükseliş olduğu zaman birinde aşağı doğru kırıldı, birinde de çok sert yukarı doğru kırıldı. Evet. Bundan dolayı da o yüzden takip edildi ama matematiksel olarak bu net bir şey ifade etmiyor. Peki. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Ağzına sağlık. Yeniden stüdyoya döndük efendim. Özden Derici burada. Mert Yılmaz'a bir özgür akıllı isimli izleyicimizin mesajı var. Ben hemen ileteyim. Mert Yılmaz diyor ki hakikaten piyasanın en duygusal ve en samimi kişiliğidir diyor. Severek izliyoruz. Gerçekten çok duygusal biridir Mert Yılmaz. Duyguludur yani Mert Yılmaz. Peki şimdi Emre Deliveli, ona da selam ve saygılarımızı gönderelim. Piyasanın uzman isimlerinden, üstad isimlerinden. O da diyor ki yani ekonominin başında olsanız diyor, piyasaya mı öncelik verirdiniz? Siz diyor ekonominin başında olsanız piyasadaki gelişmelere mi öncelik verirdiniz? Yoksa diyor ekonomik değişkenlere mi, başka ekonomik değişkenlere mi bakarsınız diyor. Yani piyasa mı önemli yoksa hani ekonominin diğer temel dinamikleri mi daha önemli diyor sanıyorum Emre Bey. Yani ikisini birbirinden tabii ayırt etmek çok mümkün değil. Ama şu var, piyasanın gerçekleriyle, piyasanın hareketleriyle ekonominin gerçekleri bazen birbirinden kopabiliyor. Yani piyasadaki fiyatlamalar... çok ciddi, mesela yükseliş anında daha çok görüyoruz. Ekonomik temellerden birazcık sapabiliyor. Hmm. Ama burada bazen ekonomik reel işte büyümesi, enflasyonu, cari açığı, o çerçeve bazen piyasayı aşağıya çekebiliyor. Bazen de piyasadaki yükseliş sürüklüyor. Yani o reel sektör
firmalarının performansını gösteriyor oluyor. Dolayısıyla biz bunu büyümede, işte düşen enflasyonda, cari açık performansında veya bütçe performansında görüyor oluyoruz. Bu yüzden hani ikisini apayrı düşünmek birazcık zor. Piyasadaki hareketleri tabii sinyal olarak mutlaka almak lazım. Ama temel değişkenlerden koparak sadece piyasa hareketlerine bakarak bir politik karar almak mümkün değil. Peki, yani politik kararlarda sadece piyasa değişkenleri tam tersi. Önemli değildir diyorsun. Önemli değildir demiyorum. Yani baz alınması gereken diyor. Peki Mert Yılmaz, şimdi izleyiciler şunu soruyor. Bu kadar risk var, az önce işte saydık. Ya yurt dışında FED var, Ukrayna hafta sonu gidiyor işte referandum yapacak. İç siyasi tansiyon var üst üste, işte yaşadığımız birkaç günlük olayları da biliyoruz hepimiz yüzden. Ama bu Borsa İstanbul düşmüyor. Nasıl düşmüyor diyen izleyicilerimiz var. Düşsün diye sormuyorum. Onu da dipnot olarak belirteyim de. Hakikaten nasıl düşmüyor Borsa İstanbul? Yani tebrik etmek açısından da sorabilirim ben bunu. Vallahi gerçekten iyi tutunuyor. Yani o çok net gözüküyor. Yani bir tarafa riskleri koyduğunda, bir tarafta endeksin gelmiş olduğu seviyeyi koyarsan arada bir uyumsuzluk var. Yani ya bu risklerin bir kısmının ortadan kalkması lazım ya da bu risklerle beraber bu endeksin burada durmaması lazım. Ya bu risklerle beraber bu endeksin burada durmaması lazım. Bence öyle. Peki fiyatlamış olabilir mi? Yani bu kadar risk saydık ya, yani bunda piyasa biliyor elbette. Acaba bu fiyatların içerisine girmiş olabilir mi? O yüzden düşmüyor olabilir mi? İç siyasetle ilgili bir takım şeyler bence kanıksanmış gibi gözüküyor. Yani çok daha siyasi tansiyonu yükseltecek bir şeylerin ortaya çıkmayacağı senaryosuyla sadece iç taraftaki şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dış tarafı çok da ölçülebilir bir şey değil. Yani işin mikro ve makro ekonomik tarafı var. İşte Çin tarafı var. İşte deminden beri konuştuğumuz Ukrayna konusu var ama şunu söyleyeyim. Ya bir kere teknik olarak çok iyi çalışıyor şu anda. Yani işte 61.000, 60.800, 61.200 oraya ne zaman gelse biraz gündem de yardım ediyor oradan bir tepki gelmesine. Ama orası kırılırsa, yani teknik olarak ve psikolojik olarak zaten 60.000'in altına gelirse orada stop loss olarak o seviyeyi takip eden çok yatırımcı var ve oradan sonrası... Seçimlerden çıkacak tablo piyasalar açısından önemli. Ancak yurt dışı kaynaklı riskler de piyasanın yönünü belirleyecek dedi Mert Yılmaz. Merkez Bankası'nın haftaya faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemiyorum dedi Özlem Derici. İkinci bölümde öne çıkan cümleler bunlardı. Amerikan borsaları ekranlara geldi. Amerika'da çok sert bir satış vardı bugün, hemen hatırlatıyoruz. Mart sonuna kadar 10'da kapanıyor Amerikan borsaları. Şu an kapanış seviyelerini hatırlatıyoruz size, bir kez daha söyleyelim. 16.108, 231 puanlık sert bir satış vardı Amerika cephesinde. S&P 500 1846, %1.17 eksiyle, Nasdaq'ta %1.5'a yakın düşüşle günü kapattılar efendim. Yeniden biz stüdyoya dönüyoruz. Mert Yılmaz ve Özlem Derici ile son bölümde karşınızdayız. Şimdi Mert Yılmaz, kurda... gerçi faiz önemli olacak dedin bu süreçte ama gerilimli dönemlerde kur, yani dolar TL Borsa İstanbul üzerinde çok daha etkili sanıyorum. Doğru. Hatta o dünkü harekette kur aşağı gelince borsada sanki onu ayak uydurmuş gibi görünüyor. Evet, doğru. Ne diyeceksin, yani hem kur görüşün ve kurun tansiyonun seçime doğru içeride artma ihtimali var mı? Ama 2.25'ten dönen bir kur da var bu arada. Ne diyeceksin dolar TL için? Ya ben kurun açıkçası 2.17-2.22 bandında sıkışacağını ve bir süre daha öyle devam edeceğini düşünüyordum. Ama işte dışsal riskler, biraz seçime yaklaşmamız, sanki o üstteki bandı biraz daha 2.25'lere doğru itme ihtimali var. Ama 2.25'in üstünde kalıcı olursa, bence 2.25'in üstünde kalıcı olması için seçimlerin atlatılması lazım. Yani seçimden sonra ancak 2.25'in üstünde kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Seçimlere çıkacak tabloya göre ancak, bu bir varsayım olarak söylüyorum, oraya gider gibi anlam çıkmasın. Ama 2.25'in üstüne kalırsa teknik olarak da psikolojik olarak da tekrar bir 2.30-2.32'lerin testi söz konusu olabilir. Yani çok aşağı geleceğini düşünmüyorum kurun. 2.17-2.18'in altına geleceğini düşünmüyorum. Yukarıda birkaç kuruşluk daha bir şey var, marj var. Bu seviyeden dolar alır mı diyor mesela Ali Yılmaz Bey. Yani şu an 2.23 seviyesindeyiz. 2.20 fiyatın altında alırım. 2.20'nin altında dolar alırım diyor. Yani uzun süredir o şeydeyim zaten. O stratejideyim, o görüşte. Özlem ne diyorsun? Bizim yani? Bizim de çok benzer yani görüşlerimiz. 2.27'nin altına sarkmasında biz de hiç... Ne oluyor? Orada çok tansiyonun düşmesi mi lazım? Evet, yani çok iyi haberler mi gelmesi lazım? Evet, üst üste çok iyi haberleri görmemiz lazım ki yabancı sermaye... girişi söz konusu olsun. Ve de kalıcı olsun. Yani 2.17'yi görmeyeceğiz diye bir şey yok ama... artık orayı kırıp başka bir dünyada 2.12-2.16 hani bandında mesela hareket ediyor olmamız
çok daha başka bir dünya veya yurt içi ve yurt dışı koşulları gerektiriyor gibi geliyor şu an. Peki. Hani demin dedim ya pardon işte 60 bin kırılırsa 61 bin kırılırsa satışlar hızlanır diye. Hı hı. O 2.16-2.17'nin altına kayması da Türk lirasının bir hızla değer kazanmasına yani o demin konuştuğumuz bandın aşağıda yeni bir band oluşmasına yani tamamen biraz da şey yaparak söyleyeyim. 2.10-2.16 gibi bir bandın içine gelmemize neden olabilir. Olumlu senaryoda. Evet. Çok mi? Olumlu senaryo bence. Çok olumlu da değil. Çok diyorsun. İçsel ve dışsal her türlü şeyin bir araya gelmesi desteklemesi lazım. Kubilay Bey'in bir sorusu var. Diyor kamu direkt veya dolaylı olarak Borsa İstanbul'dan alım yapıyor mu? Acaba şuna mı bağlamak istiyor? Yani bu birçok risk saydık ya. Ona rağmen Borsa İstanbul nasıl böyle net güçlü duruyor dedik. Acaba diyor hani kamudan bir alım, destek alımı falan öyle bir şey yani, var mı? Zaman özelleştirme idaresi başkanlığı bunları yapmıştı. Yaptıktan sonra açıklamıştı zaten ama şu anda öyle bir şey söz konusu. Kamudan alım yok diyorsun. Bir başka izleyicimiz Fuat Sezer Bey. Ya kur yanlış ya faiz diyor. Tanay Bey diyor bu volatilitede teknik ve rasyonel analizin çok önemi var. Dar bantta olan Borsa İstanbul günlükte kazandırıyor demiş. Şu an paramızı dolar alıp dolardan faize mi yatıralım ya da TL faize mi yatıralım hangisini tercih edersiniz diyor. Hakan Şirik Bey bu ortamda en iyi yatırım faiz diyen bir izleyicimiz de var. Hakikaten ne diyorsun Özlem yani dolar faize mi koysun yatırımcı yoksa faiz getirisi şu an iyi seviyelerde mi? Eğer ve riskli bir ortamdaysak faizi mi tercih etsinler riski sevmeyen bir yatırımcı profili varsa? Yani riski sevmeyen yatırımcı profili için ben faizlerin evet oldukça yüksek seviyelerde yani 2009'dan beri galiba gördüğümüz en yüksek seviyelerde ama buraları artık şeydir nedir o görüp görebileceğimiz tavandır işte biraz daha belki çıkar sonradan maksimum odur falan diyemiyorum yani halen daha risk fiyatlamasının sonuna eriştiğimiz bütün negatif risklerin fiyatlandığı görüşünde değilim. Bir ikincisi de hep söylüyorum. Nasıl yani? Başka bütün bir, negatif şeyler fiyatlanmadı mı? Kısa vadeli olarak halen daha fiyatlanmadığını düşünüyorum. Zaten önümüzde Kırım meselesi var. Yani pazartesi belki de seçim var. Evet ya pazartesi belki de anlaşacaklar ve iptal edilecek veya bilmiyorum yani bir senaryo olabilir. Onu göz ardı ederek konuşmayalım sanki. Hani kesin bir şekilde negatif bir sabaha uyanacağız pazartesi gibi anlaşılmasın. Evet. Ama yüksek olasılıkla daha iyiye gitmeyecek bu iş gibi görünüyor. En azından siyasi gerginlik devam edecek. Devam o diplomatik gibi. Gerginlik devam edecek. Dolayısıyla bizim yani 11,5-12 faizler çok olası önümüzdeki işte kısa vadeli konuşuyorum. Onun dışında hep konuştuğumuz bir şey var. Artık başka bir dönemdeyiz. Bütün yani gelişmekte bunu kafanı diyorsun ki şimdi. Evet, hep bir kez daha söyleyeyim Mert Liman. Kafanızı diyorsun bunu hani yazın. Aynen öyle bunu yazın çünkü gelişmiş ülke faizleri arttığı sürece artış trendinde olduğu sürece ya ABD 10 yılları daha yıl sonuna doğru 3'e gelecek diye konuşuyorduk daha gelmedi ve biz 11.75'i gördük. 3'e çıkması demek 2.6'dan şimdi 2.6'lara işte geriledi. %20. 3'e çıkması demek bizim 12'yi haydi kırmamız demek tahvil faizlerinde. Öyle mi olacak? İlla öyle mi olacak yani Amerika'nın öyle tahvil olur. Faizi yüksek bizim faiz yükselmek zorunda mı? Yok zorunda. Zorunda diyor Mert Yılmaz. Katılıyorum ben. Zaten yıl sonu 12,5 ve üstü bir faiz benim için sürpriz olmaz açıkçası. Peki Borsa İstanbul yıl sonunda ne bekliyorsunuz? Yani nasıl siz fiyatlıyorsunuz Borsa İstanbul? 10 yıllık da sanıyorum değil mi? Değerlemeler belirleniyor Borsa İstanbul. Barış'cığım o sorunun cevabı için seçimlerden sonraki yayında değerleyeceğiz onları. Nasıl? Yani seçimlerden önce Borsa İstanbul yıl sonunda nerede kapanır bilemiyor muyuz? Sen bana seçimlerden ne çıkacağını söyle, ben sana borsanın ne olacağını söyleyeyim o zaman. Hangi seçimlerden? Yerel seçimlerden. Şimdilik yerel seçimlerden. Değil mi? Yerel İki seçim arası bir yayın daha yaparız zaten orada. Mutlaka yaparız. Hakikaten şaka bir yana Mert Yılmaz. Yani önümüzde yok şaka yapıyorum, ciddiyim abi. Tamam, o zaman ciddiysen de söylüyorum. Önümüzde seçim var. 30 Mart. Evet. Yani Türkiye seçimini yapacak. Arkasından Ağustos'ta iki turlu Cumhurbaşkanlığı evet. seçimi var. Eğer olursa bir erken seçim ihtimali var. Ben çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Evet, önümüzdeki yıl aslında diyorlar ki hani o resmiyette öyle normal değil. Tabii, normal ajanda öyle gözüküyor. Ama erken de olabilir diyorlar. Ben o fikirdeyim zaten. Mesela erken seçim piyasa için değil mi? Borsa mesela erken seçim kararını duyduğumu sevinir mi üzülür mü? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tepki vermez yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yerel seçimlerden çıkacak sonuca göre zaten o karar alınacak. Yani iki senaryo var burada. Eğer iktidar partisi oylarını korur ya da arttırırsa evet. bence Sayın Başbakan şey diyecektir. Beyler bir de genel seçime buyurun bir de boyunuzun ölçüsünü burada alın diyecektir. Yani bu tek başına bir iktidar yani tek parti iktidarının ya da AK Parti iktidarının devamına yönelik bir önemli şey içinde barındırır. Hmm. Dolayısıyla piyasa açısından bir sıkıntı yaratmaz.
Ama öbür tarafta partisinde bir oy kaybı olduğunu görüp de belki normal o ajandadaki takvime kadar da biraz daha oy kaybedebileceği algısı oluşursa, riski oluşursa onu engellemek adına borsa hesabıyla söyleyip stop loss'u kullanıp hemen bir şeye gidebilir. Erken seçime gidebilir. Orada bir koalisyon çıkabileceği ihtimali ortaya çıkarsa o başka türlü fiyatlanır. Ama eninde olumsuz sonunda... Olumsuz fiyatlanır. Ya ona o günün koşullarıyla bakmak lazım. Ama neticede piyasalarda çok uzun süredir bir tek parti iktidarına alışıldı ve bu fiyatlanıyor. Tekrar başka bir politik duruşun, bir politik senaryonun masanın üstüne yatması demek bu. Peki biraz ben yine izleyicilere döneyim. Diyor ki bir izleyicimiz, euro doları çok soruyor Birol Bey. Özlem sana bir euro doları sorayım yani. Peki. Lütfen rica ediyorum. Onu yanıtlayacağız. Kırım, yine Nejat Bey de Kırım problemi euro doları nasıl etkiler diye sorular var. Hakan Şinik Bey demiş ki konuşmalarınızdan şunu anladım. Harca parayı, dertte bitsin diyor. Hiç dert olmuyor. Parayı harca diyor, derdin falan kalmaz diyor. O kendi, evet yani. Varsa paranız harcayın ya hakikaten. Güle güle de harcayın. Neydi, ekonomiye can verin. Al ver, ekonomiye can ver. Hakan Topçu ve diyor, Brezilya'daki Boavespa ile bir zamanlar aynıydık. Ne oldu da şu an aramızda bu kadar fark var? 20 bin puan fark var diyor. Param olsa borsaya girerim diyor. Hem de ciddi bir alım yapmayı düşünürüm. 3 ay sonra her şey unutulur. Demiş Serkan Bey. Mert Bey, dolar diyor seçimlere bağlı olarak değişir derken neye göre yükselir ve düşer demiş. 2.20'nin altından dolar alırım diyordu. Nereden satar onu söylesin diyen izleyicimiz de var. Dolar 2.20'den aldın altından. Bugün koşullarıyla o soruya cevap verilmez. Satmam diyorsun o zaman. Alırım. Hayır, öyle bir şey değil. Ama şunu da hesabını yapmak lazım. Yani çok yuvarlayarak söyleyeyim rakamları. Ha. 2.20'den bugün dolar aldın. Paranı götürüp zaten faize koysan işte yıl, yani bir yıl sonra kaç para kazanacağın zaten belli. Yani oransal olarak. Bunun dolar karşılığı da belli. Yani dolar TL karşılığı da belli. Eğer bir yıl sonra doların oraya geleceğini düşünüyorsan ya da düşünmüyorsan kararını ona göre vereceksin. Özlem, euro dolar. Euro 39'un üzerini gördük bugün. Evet. Hemde. Yani ne oluyor bu euro dolara? Euro dolar, evet, çok ilginç hakikaten hepimizi. Şaşırtmaya devam ediyor. Hep beraber yanılmaya devam ediyor. Hakikaten. Zaten yorumlar şuna dönmüş vaziyette. O kadar çok yanıldı ki analistler, o yüzden yanılmamak adına alıyorlar artık euro dolar. Herkes alıyor bir nedenle yani. Bir şey bahane edip. Sistematik ters köşe var orada. Ters köşe, evet, gerçekten. ECB'nin duruşu en önemli belirleyici. Avrupa Merkez Bankası. Evet, çok özür dilerim. Evet, Avrupa Merkez Bankası. Hiçbir şey sinyali vermiyor. Ekonomik aktiviteyi destekleyeceğine dair, likiditeyi salıvereceğine, daha fazla likidite vereceğine dair hiçbir sinyal vermiyor. Gerekirse gerekeni yaparız. Evet, gerekirse gerekeni yaparız diyor ama şöyle, bizim ya geçen sene sonunda bu stres testleri meselesi çıkmıştı. O zamandan beri her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Stres testleri sonuçlanmadan, ki Ekim ayında sonuçları çıkacak, Avrupa Merkez Bankası'nın bir likidite enjeksiyonu yapması çok zor. Neden zor? Çünkü o test bütün bütün fotoğrafı ortaya çıkartacak ve ihtiyacı olup olmadığını, varsa ne kadar ihtiyacı olduğunu bankacılık sisteminin ortaya koyacak bir tespit. Yani Ekim'e kadar bekler mi? Ekim'e kadar muhtemelen, evet, eğer ki kendi, şimdi şöyle gerek bir açıklama yapıldı. İşte o stres testleriyle ilgili şeyler açıklanırken kurallar, kaideler denildi ki ara açıklama yapılmayacak bununla ilgili. Sadece ve sadece Ekim'de tek bir açıklama yapılacak dendi. Ama bu ECB'nin kendisinin takip etmeye anlamına gelmiyor. O arada bir risk görmesi durumunda tabii ki de koşulları hazırlayıp adım atacaktır. Ama anladığımız kadarıyla öyle bir durum yok şu anda. O yüzden de adım atmayacak gibi görünüyor. Bu da şu demek, yani adım atması ne demek onu söyleyeyim. Daha fazla euro piyasaya sürüp euronun değerinin düşmesine neden olması demek. Bunu yapmayacağı beklentisiyle ve de büyümeyle ilgili tabii göstergeler zayıflık arz etmiyor. Tam tersi, hafif toparlanma söz konusu. Bunlar fiyatlanıyor. Bugün birkaç yorum vardı. Riskten kaçış enstrümanı olarak kullanılıyor falan gibi. Ben ona çok katılmıyorum. Euro dolar. Evet, yani bu politik gerginlik, Rusya ile olan Avrupa'nın gerginliği esnasında dolar, euro dolar. Euro alıyorlar. Acaba? Euro dolara, yani birazcık daha güvenli liman gibi davranılıyor euro dolara gibi yorumlar var. Çok katılmamakla birlikte bu da Euro güvenli liman vesaire. Evet, o yani bana çok gerçekçi gelmedi ama bilmiyorum tabii. Şimdi dolayısıyla euro dolarda böyle
aşağı yönü sınırlayıcı pek çok faktör ortaya çıkmış oldu böylece. En önemlisi Avrupa Merkez Bankası'nın tavrı devam edecektir. Bir de tabii şey önemli, Fed'in aksiyonları önemli olacak. Fed eğer 10-10-10 devam ederse, devam ederse yine bu euro dolarda evet yükselişe daha doların değer kazanacak olması dolayısıyla negatif yansır. Ama çok dramatik bir şekilde aşağıya çekmeyecektir. Çünkü çok fiyatlarda 10-10 devam etmesi ama orada bir... Çok güçlü veri gelir. Evet aynen öyle yani Amerika'dan. 15 milyar dolara çıkarma ihtimali olursa bu 1.40'lardan aşağıya doğru bir hani şu anki trendini en azından bozacak bir unsur olur. Avrupa Merkez Bankası Eylül-Ekim'e kadar bekleyecekse bir evet. kenarda o zaman Amerika'ya bakacağız. Amerika'dan çok iyi ekonomik veriler gelirse euro dolar paritesi aşağıya gelir. Aşağı gelebilir diyorsun. Şimdi Mert Yılmaz yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaklaşık 2 dakikamız var. Seçime kadar ne yapsınlar? Yani parası olsa borsaya girer misiniz diye. Mesela Levent Yıldız hemen şimdi bakıyorum önüme düşen soruya. Yani seçimden sonra çok iyi bir tabii seçim sonucunu bilmiyoruz ama yani seçime kadar ne yapsın yatırımcılar en azından onu rica ederim senden. Belli bir bandın içinde sıkıştık kaldık. Bu bantta bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. İşte yukarı 64.200 var, sonra 65.500 var, 66.000 var, 67.500 var. Yani seçime kadar bu piyasanın 67.500'ü bir kere yukarı kırma ihtimali çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul. Evet. Aşağıda da işte 60.000, 61.200 arasında bir destek, yani ara desteklerin olduğu bir bant var. Seviyeler var. Seçime kadar 60.000'in altını beklemiyor musun? Yok olabilir. Yani evet. Ama uluslararası riskler itibariyle olabilir ve içerideki siyasi tansiyonun, yani siyasi tansiyon buralarda olabilir. Kalır. Daha yükselmez ama dışarıda bir takım şeyler olursa ya da her ikisi birden olursa 60.000 altı sürpriz olur. Bence yanılgı da demek istemem ama kelimeyi de tam bulamadım. Yani borsa ucuz gibi bir genel algı var. Konuşuluyor. Yabancı raporlarda da var. Goldman Sachs bankaları ucuz dedi örneğin. O bence ayrı bir tartışma konusu. Ucuz mu değil mi? Ama masanın üstündeki risklerin bir kısmını ya da tamamını hayata geçmesi ucuz olan, bugün ucuz diye tanımladığımız fiyatların daha ucuz gelme seviyelere gelmesine fırsat verebilir. Demin Özlem de anlattı. Ben de ifade etmeye çalıştım. Özellikle faizlerin yukarı gitme ihtimalinin bankacılık sektörü hisseleri üzerine ciddi bir baskısı olabilir. Bu da endeks üzerine önemli bir satış baskısını beraberinde getirebilir. Ama belli bir seviyede suların durulduğunu gördüğümüz yerde kademeli olarak ama orta ve uzun vadeli alım yapan herkesin yine orta uzun vade para kazanacağı bir piyasa içinde çok olacağını söyleyeyim. Soru, bugün cebinde paran olsa seçime kadar bu seviyeden Borsa İstanbul'a girer misin? Girmem diyorsun. Peki çok teşekkürler. Özlem çok teşekkürler. Sonuna ben geliyoruz. Tabii. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz, olayları görüyoruz, yaşıyoruz, televizyondan izliyoruz. Hepimiz etkileniyoruz, onu söyleyelim. Maalesef işte 2 günde 3 tane canımızı yitirdik. Evet, hem maalesef. Berkin Elvan, hem Burakcan, hem de Tunceli'deki şehit polisimiz. 3 tane kaybımız var efendim. Hepsine üzülüyoruz. Hepsi bizim çocuğumuz, hepsi bizim evladımız diyeceğim. Bilmiyorum Mert, Özlem isterseniz sizler de. İçinizdekileri ifade edin. Var mı söyleyeceğim ki? Buyursan söyle. Yani söyleyecek tabii çok fazla şey var ama kısıtlı zamanda. Ben en çok tabii ailelere başsağlığı diliyorum. Çok büyük acılar. Hepimizin içinde hissettiği acılar. Ve bundan sonrası için herkesin yani sokaktaki insandan, bizlerden, ailelerimizden, bakanlardan, başbakandan, cumhurbaşkanı herkesin bu gidişata müdahalesi ne olur diye kendine dönüp sorması gerekiyor ve de o cevaba uygun olarak hareket etmesi gerekiyor. Mert Yılmaz. Barış'ım biliyorsun normalde ben kravat takmam akşam yayınlarında. Evet. Yani kravatı ben bugüne kadar 42 yaşındayım. Hiçbir zaman bir saygı sembolü olarak takmadım. Hep taktığımda da aksesuar olarak taktım. Ama bugün takmamın bir anlamı var benim için. İşte 14 yaşında bir evladımız, 22 yaşında bir kardeşimiz, 30 yaşında bir polis memuru kardeşimiz Berkin, Burakcan, Ahmet. Hı hı. Allah üçe de rahmet eylesin ama Özlem'in söylediği gibi çok büyük acılar bunlar. Yani Allah hiçbir anne babaya böyle bir acıyı yaşatmasın. Valla toplum olarak bence biraz yorulduk. Yani psikolojimiz iyi değil. Çok fazlasıyla empatiye ve sağduyuya ihtiyacımız var. Biraz gerginiz de hepimiz. Evet yani bu çocuklar hepimizin çocukları. Konuşurken, yazarken hatta düşünürken oradaki çocuğun bizim çocuğumuz da olabileceğini, hasbel kader de orada olabileceğini düşünmek lazım. Bunlar hepimizin çocukları. Yani ölümün, acının dili, dini, ırkı, rengi olmaz. 3 tane filan düştü. Kırıldı, toprağa düştü. Allah hiçbir anne babaya böyle bir acıyı göstermesin. Benim 12 yaşında bir kızım var. Düşünmek bile
aklımı alabilecek noktaya getiriyor. Evet. Rahmet diliyorum, sabır diliyorum. Özlem'in söylediklerini harfi harfine katılıyorum. Yetkili, yetkisiz ama bir akıl tutulması var toplumda. Ne olur biraz sulh, biraz sağduyu, sükunet. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Biz bu vatanda yıllardır hep birlikte yaşadık. Peki. Böyle de yaşamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Özlem Derici, Mert Yılmaz, ağzınıza sağlık. Yarın efendim 22'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.